bir tarafı kalktı. Tam işe yarayacağı zaman. Oğlun yine o kızın peşinde. Kahraman olmaya çalışıyor. O beni meşgul ettiği sürece bu telefonlar açılmaz. Çıksın aradan, sana da vakit kalsın. Mesaj atıyor ya herif. Herif mesaj atıyor ya. Yemin ediyorum bu işin sonunda toplum mezar kazdıracağım. Herkesi namazsız, kefensiz gömdüreceğim. Üst üste. Abi, önemlidir belki hapis mapis durumu, biliyorsun. Neredesin? Uzakta. Ne oldu? Yine o kızın peşindesin değil mi? Gene senin savcının kuyruğuna bastık herhalde. Savcın mı aradı seni? O mu söyledi? Ne şart koştu savcı? Ha? O kızın peşini bırakacaktın. Derinle evlenmedin. Bari adamı delirtme. Evlat değilsin. Düşman olma. Senin bu savcın benim başka türlü ilgimi çekmeye başladı, haberin olsun. Ayrıca seninle benim bir ilişkim kalmadı artık. Elinle içeri koyacaksın değil mi beni? Bana bak, o derinle barışacaksın. Sen bana emir veremezsin artık. O anası gelmeden bu iş bitecek. O kadının elinde ne var? Ne biliyor? Ha? Neyle tehdit ediyor seni? Ya içeri gireceğim ya. Daha ne olsun? Dert etme. O savcın aklar seni yine. Ama ben o çamurun içinde yokum artık. Ya onun da gücü bir yere kadar Savaş. Oğlum. Ben senin o savcının halledemediği işler kadar oğlunum. Bana bak. Savaş. Ne oldu abi? Yok bir şey gücüm. Hadi kaçırma şunları. Kapıyı aç. Geliyorum ben şimdi. Bunu katalogda görmüş olabilirsiniz. Yine ağaç, karga, benim klasik temalar. Şunu ilk gören sizsiniz. Biraz kaotik bir ruh haliyle yapıldı. Karamsar olmuş olabilir. Canınızın sıkkın olduğunu söyleseydiniz daha erken gelirdim. Bunu özellikle istiyorum. Hazır olur olmaz. Karanlık resimlerle ilgilenmezdiniz siz. Ben temel olarak sizin ruh halinizin yansımasıyla ilgileniyorum. Yaşınıza göre çok daha olgun cümleleriniz var. Resimlerim için bana gönderdiğiniz o ince mektuplar da öyleydi. Ruhun büyümek için beden gibi yıllara ihtiyacı yok. Sizin de başınızdan tatsız şeyler geçmiş belli ki. Dinlemekten sıkılmazsanız konuşuruz bir gün. Belki bazı ortak taraflarınız vardır. Kızım, Derin Hanım burada mı? Sabahtan beri arıyorum, telefonlarıma cevap vermiyor. Yoruldu abi, nasılsınız? İyiyim, iyi. Derin'le acilen görüşmem lazım kızım. Nerede? Londra'dan çok önemli bir misafir var. Allah Allah. Kimmiş? Derin Hanım'ın sıkı bir takipçisi. Tabloları ilk o görmek ister. Yeni resimleri görmeye geldi. Kapalı sergideler şimdi. Sizi odasına alayım Derin Hanım'ın. Çıkar çıkmaz haber vereyim. Hadi bakalım. Siz misafirinizi bekletmeyin isterseniz. En kısa zamanda tekrar bekliyorum. Resmi duvarıma astığım gün benim için özel bir gün olacak. Kutlama yemeği teklifimi kabul edersiniz umarım. Bu kadar büyük bir hayranımı kırmak bana yakışmaz, değil mi? Ne oluyor ya? Bu muymuş Londra'daki misafirin? Ya beni böyle çoluk çocuk için mi bekletiyorsun Deri? En azından resimlerimi gerçekten beğendiği için oluyor. Annen Türkiye'ye mi geldi? İptal olan düğüne mi gelecekti? Ne dedi annen iptali duyunca? Terbiyemin müsaade etmeyeceği şeyler.
Asilzade annenin terbiye sınırlarını da aştırdık. Nereden şimdi anneme bu ilgi? Merak ediyorum kızım. Merak edemez miyim? Sen de benim bir kızım değil misin? Hayır değilim. Savaş gelip özür dilemedikçe benim ayaklarıma kapanmadığı sürece ben kimsenin hiçbir şey değilim. Öküz. Ne olacak? Öküz. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bilmesen daha iyi. Yine o kızın peşinde değil mi? Bunu siz mi? Neymiş o, ver bakayım. Bir bilmecem var. İki şirket, bir cinayet. Yurdala sor, amcana sor, bakalım hangisi bilecek. Bu ne? Aa, yeter be. Yeter. Bu ne dedim? Nere? Alo, Tekin. Yeğenin seni arayacak. Bir süre telefonu açma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.